kocamın uzun süredir birlikte olduğu biri var. Ve o kadın benim bebeğimi öldürdü. Bebeğinizi mi? Evet komiserim. Zanlı olay günü müvekkilimi çağırıp tehdit etmiş. Benden, kocamdan boşanmamı istedi. Ben de karnımdaki bebek olduğu sürece bunun mümkün olamayacağını, onun kocamı bırakmasını istedim. Sonra? Sonrası maalesef çok acı. Kendisi Levan Hanım'ı bir salıncağın önüne itiyor. Ne yazık ki aldığı darbe sonrası Levan Hanım bebeğini kaybetti. Bu kişinin cezasını çekmesini istiyorum. Sizden tek istediğim bu. Adaletin yerini bulması. Hem de hemen. Hadi gözün aydın Ayşe Hanım. Duyunca dayanamadım. İzin aldım geldim. Sağ ol Afizem. Kız döndü dönmesine de artık hayır mıdır şer midir onu artık Allah biliyor. Ya Mine kimseyle konuşmak istemiyormuş anne. Ayşe ablayı bile istememiş yanımda. Tövbe estağfurullah. Peki bütün gece ne yedi, ne içti, nerede yattı, nerede sabahladı bu kız? Hiçbir bir şey söylemedi. At hırsızı kılıklı bir herif getirdi bıraktı evi. Yetişemedim ki arkasından bastı gitti. O yetmiyormuş gibi abim de acaba sana yerleşebilir miyim aş ediyor. Osman Bey de fısıldıyor bir yandan. Yani ben ne diyeyim ya Allah benim canım ağzına kurtulayım artık ya. Öyle değil mi Ayşe Hanım? Bak beterin beteri var. Her an başına bir şey mi geldi? Acaba başına bir şey mi gelecek diye sürekli diken üstünde durmak. Yani of içim böyle sıkılıyor. Ne zor işmiş yıllardan sonra çocuk yetiştirmek, evlat yetiştirmek yeniden ya. Bilmez miyim? Geldim Murat Efendi. Neymiş derdi, ne diyor? Ben bakarım. Ayşe abla, anne. Canan Zeybek burada mı oturuyor? Benim. Kimmiş kızım? Tövbe estağfurullah, hayırdır inşallah. Mine yine yanlış bir şey mi yapmış? Canan Hanım hakkında şikayet var. Bizim de şubeye kadar gelmesi gerek. Ay. Ay Hafize. Anne. Anne iyi misin? Seni arıyorum Leman. Telefonun niçin kapalı? Bir sakin ol. Ne bu halin? Sen saatlerce ortadan kaybolunca ben böyle mi yapıyorum? Ben saatlerce ortadan kaybolduğumda senin gibi karakola gidip her şeyi berbat etmeye çalışmıyorum Leman. Aksine her şey yoluna girsin diye uğraşıyorum. Öğrenmişsin ha? Öğrenirim tabii. Ne sandın? Beni de aradılar karakoldan ifademi almak için. Yani ben ne anlatacağım onlara? Ne mi anlatacaksın? Gerçeği anlatacaksın. Gerçeği mi? Gerçeği ha? Gerçeği bir tek Canan'la sen biliyorsun Leman. Üstelik ben her şeyi geride bırakıp herkes için daha yeni, daha huzurlu bir hayat kurmaya çalışırken yani neden yaptım onu? Neden mi? Bebeğimiz öldü Murat. Bunu bir hatırla istersen ha. İkimizin bebeği. Hani şu yıllar sonra hayalini kurduğumuz bebek. Onu öldürmüş olması bile senin için yeterli bir sebep değil mi yoksa?